önce birinci perdede neler yaşanmıştı kısaca bir hatırlatma yapacağız. Siz perde arasında sigara içerken burada neler oldu neler. Zira 2,5 aydır müteahhit İhya Onaran'ların evinde çalışmaktadır. Orası Kaf Dağı'nın ardında fil dişinden yapılmış bir saray gibi. Dekor tamamlansın, sizler de göreceksiniz. Buyurun, birlikte izleyelim. Sıfırak, evde var kaç. Deli bozuk zinha demişler bana. Önüme gelenin mantı notası olur da yine de senin olman. Bunu da yaz bir kalem kafana. 6 mikromun daha canlı cehenneme göndermeden gidersem hem diyeyim helal süt haram olmaz mı? Çık bakayım, çık 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 çık. Şartlı refleks. Pavlov'un köpeği, gel pisi, gel kuşu. Pisi nereden çıktı? Pisi kuşu, gel ya. Ne yaparsın? Karşındaki dinsiz olursa sen de imansız olacaksın. İyi mi? Raziye teyze, kocam oğlu internetten ama 90 yaşında olsun koca ya. Tamam, şimdi buradan sonrasına geçebiliriz. Evet, ne diyordum efendicazıma söyleyeyim? Beni bu eve evladı maneviyatlı kaldılar. Bir çocuğa, bir de şamamaya bakıyor. İşim o kadar. Burada medeniyet varmış be. Eskiden ayaklarımı aydan ele yıkardım. Hem de çorabımı çıkarmadan. Oldu olacak ikisi birden yıkansın diye. Şimdi her gün banyo yapıyorum. Her Allah'ın günü yıkanan deri ne kadar da yumuşak oluyormuş meğer. Eskiden aynı ayak kokusuna öyle alışmışım ki. Burada temiz hava ilkin ciğerlerime dokandı. Şu resimde gördüğünüz Bülent Bey. Adamın karısı evden kaçmış. Adam da sönmüş, fenere dönmüş. İhya Bey doktorlara ne paralar yedirmiş ama nafile. Malankoli diyorlar. Düşman başına. Bana da bazen tuhaf koyun gibi bakar. Çok da kanıyor içime. Hani birinci çeperdede çişini bile unutan bunak profesör vardı ya. Deli doktoruymuş meğer. Küçük bey şimdi o bakıyor. İkide bir de evde. Benim kılık kıyafetime bile karışıyor. Ya saçını böyle tar, ya gözünü böyle boya. Deli mi ne? İhya Bey, İhya Bey bu adam. Tut bunu altın olsun neme lazım. Beni de kızı gibi sever. Sen bizim ailenin maskotusun kız diyor. Uğur getiriyormuşum diye arada bir de makas alıyorum. Olacak artık o kadar. Madam Olga'ya tembihat geçmiş. Bana oturup kalkma konuşma öğretsin diye. Kim bilir günün birinde iyi bir kısmet çıkarsa sevabını el verecekler. Dünyada hayır sahipleri daha ölmedi. Madam galiba. Sen misin madam canım buyur. Dün sana öğrettiğim dersi ezberledin mi? Ezberledim adam. Oku bakalım. Seni bilmem. Ya madam ya ezberledim de hani sen çok güzel okuyorsun. Sen okursan? Sivilizasyon. Ne fabrika demektir? Ne de atom patladı. Dünyayı yere sermek. Sivilizasyon etiket bilmek. Ve bunu tatbik edebilmektir. Burnunu karıştır ama nezaketle, istil ile, zarafetle. Sırtını kaşı, yalnız iyi yakıştır. İstil ile, nezaketle. İstil ile atılan kazık, kazık değildir artık. Zarafetle yapılan zina, zina sayılmaz asla. İnsan her yerde ağırlı kumaş. Yalnız istili değişiktir biraz. İstil ile, nezaketle, adam öldür suç olmaz. Sivilizasyon ne fabrika demektir, ne de atom patlatıp dünyayı yere sermek. Sivilizasyon etiket bilmek ve bunu tatbik edebilmek. Gördün? Biz de viski içindedir. White Lady, Black Horse, o da yoksa Martin. Cordon Bleu ya da Bordeaux. Bizde rakı çekilir madam. İmam suyu hazırım. O da yoksa ispirka ne güne duruyor. Peki sizin orada at yarışı var değil bodrumda? Bizim orada bit yarışı yaparlar madam. Zeynel'in orada bodrumda.
Bizde piliç oynar beyler. Kanasaya da bizim. Bizde 66. Gözünü sevdiğimin barbut. O da yoksa pişpirik ne güne duruyor? Bak gördüğünüz İlfer kadın. Şimdi bugünkü dersimize geçelim. Sizin orada karılar nasıl oturur? Dur bakalım. Aa! Sen oturmuyorsun, çöküyorsun. Demesin nesin? Sende hiç kres yok. Ağzını bozma bakalım adam. Sizin burada nasıl oturur karılar sanki? Karı kızınsa otururken bacağını biraz aç vakit bizden. Yok deve. Çok değil. Ama hiç açmazsan görgüsüz derler. Çok açarsan striptizci sanırlar. İki orta. Bak. Eteğin açılacak. Sen biraz göz bir şekilde kapayacaksın. O açılacak. Sen kapayacaksın ki dikkatli çekesin. O açılacak, ben kapayacağım. O açılacak, ben kapayacağım. Pencere gibi. Aynen. O açılacak, ben kapayacağım. Peki sizin orada telefonu nasıl konuşulur? Telefonu alırım. Alo! He? Kim arıyor? Ne istiyor? Ha söyle bakın bana! Diye de sorarım. Ay, ay, hiç olur. Nasıl olur? Bak, iyi izle. Alo? Ya onlar anlarım ya sen. Gördün? Çok hızlı, etkin bir sesle konuşacaktın. Nasıl ki diyorlar? Bedroom orası. Ha? Yatak odası ses. Ha. Kiminle teşrif edildim efendim? Karşımdaki herif burunlar dedirtlenmiş gibi olan. İlahim adam ya. Hadi diyelim sesi duydu. Burnu da gıdıklandı. Ya o duruşun niye onu görürler mi telefonda? Sen anlamazsın. Bu pozu almazsan bu ses çıkar hiç. İlahim adam sen yapma. Hay Allah senin için çok versin. Hayır, hayır. Kibar karılar hiç el şakası yapmaz. Sen hiç flörtledi, yer istemişti. Sana ne? Kibar karı utanmak. Bir şey biliyorum ki soruyorum. Hangisini biliyorsun madam? Görüyorum ki sen çok flörtlesin kızım. Hadi be sen de. Bir cinsin. O da ne demek? Bak ki resim. Ha? Ha? Denmez. E sendim demiş. Kızsın yoksa karısın diye soruyorum. İkisi ortası bir şey. Sana ne be? Neysen neyim? Bakireyim diyeceğim var mı? Öyle olsa da söyleme kızım. Sosede de ayıptır. Adamı para diden kim attırdı? Hangi adamı? Evet. Yani Kerim Havva. Adamın istediğini yapmak için ne şart koştu? Ne bileyim ben be? Bu da ahire suali sorar insana mübarek. Elmayı kopar dedi. Ha. Para değil yoksa beni tercih edersin diye bir eprove soktu. İşte o gün bugündür adet olmuştur. Her kadın erkeğe şart koşar. O işten önce. Para mı? Bak evladım. Kimi kadın herkeslerin altına yatar, çarşafı gibi serilir. Piyasasını düşürür. Kimisi ise kendini dirhem dirhem satar. Açık arttırmaya çıkar. En çok verenin üstüne kalır. Al. Sonra da ömür boyu aylık gelir sağlar. İş. Aç bakalım öğrendi. Alo. Kimsiniz efendim? Elini görün. Bana bak. Lan nazik konuş bakalım. He ne diyorsun? Bana bak Zira. Bu ayda sana fazla piyas kesiliyormuş. Ayağını denk al. Kes kes dayım. Ahizeyi parçalayacaksın. Ne bağırıyorsun ulan? Yatak odası sesine konuşsana. Yatak odası nesi? Ne işin var lan güzel gündüz yatak odasında? Onlar ne? İstirahat ediyordum. Yalnız mısın odanda? Moda mecburunda model beğeniyorum. Bana bak Zilha. Benim yeni iklimden habercilerim vardır. O solucan Bülent Bey'in gölgesi senin gölgene hele bile isin. O herifi harici kağıtlarında paramparça etmezsem bazı anlı keşanlar edemezsinler. Ya arkadaş yaptın. He, söyle diyeceğim var mıydı? Şiş ayıp! Kulağımı kapattı. Kapattı görüyor görgüsüz. Boş ver. Bu nedir bu adam? Bu da piyano derdi evladım. Çok ince bir enstrümantal. Kim çalardı peki bunu? Nevvale Hanım. Bülent Bey'in karısı işte. Güzel miydi? Yani güzeldi işte. Neden resmi hiç yok? Bilmiyorum. Yok işte. Sen çok sual soruyorsun. Merak iyi şey değildir. Bonjour madam. Bonjour. Paket var elinde kusura bakma. Diğer seferinde. Merhaba kızım. Aleyküm. Ben buraya niye geldim yahu? Unuttum. Acaba bu paket ne ilgiliydi? Tamam. Doğru. Bu paket. Dalış.
şimdi yahu? Aha! Pavlov'un köpeği aşkına bir daha! İşte burada. İşte burada. Al bakayım. Tak şunu. Sigara. Nimettir. Tak. Ama küçük. Ne küçük? Ne küçük? Küçük. Bilimle dalga geçilmez. Al bakalım. Böyle olsa olur. Hadi bırak şimdi bırak. Tak şunu. Ha, bir tane de ben yakayım bari. Ama ben sigara içmem ki ya. Tüh! Allah cezasını versin! Bu nefareli mi değil mi? Evet, kesinlikle. Gel şimdi başıma. Baygın var ya. Baygın var. Çek elimi! Yaşından başından atan var mı? Yanlış anladın malentendim. Ben anlamıyor muyum sanki? Geçen gün değil, tek bir sabahlık neyin getirdin? Bana bak moro! Ben senin bildiğin kızlardan değilim. İmamlık nasıl dokundurmam kendime. Bak şimdi kızım, benim öyle bir niyetim yok. Avcunu yalarsın o zaman sen de. Ben seni güzelleştirmek istiyorum. Beğensinler diye. Bu deli doktor değil, aracıymış meğer. Dur! Saçın ne güzel öne düşmüştü biraz önce. Yavaş, sağ kay. Sağ, evet. Sol yap. Sol. Tamam. Evet işte bu. Bu işte bu. Çok güzel bir poz. Ah, keşke fotoğraf makinem yanında olsaydı. Çeker misin lütfen? Sen. Arkadaşı! İşte biz buna bilinç altında çevrilen bir film diyoruz. Pavlov'un köpeği, şartlı refles. Siz burada bekleyin. Geliyorum. Gel. Mutlaka gelmeliyim. Gel. Gel küçük küçük. Gel. 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 Gel bak sana kirli açalım. Gel. Gel. Gel bakayım. Gel. İnanamıyorum. Nevare buradasın. Şartlı refleks falan oldum yani. Hoppala. Yine bayıldım adam. Sarısı mı var bu adamın nedir? No ans avos reus. Tebrikler doktor. Başardım. Adam bayıldı bu deliler birbirine tebrik ediyor. Madam gel toplayalım şunu. Dokun lan. Yürü Zihra biz gidelim. Siz gidin. Black. Gözlerini aç. Gözlerini aç Bülent. Gözlerini aç Bülent. Aynı ses. Aynı koku. Aynı saç. Aynı gözler. Bu odur Bülent. Bu odur. Zilha değil Bülent. Nevvarenin ta kendisi. Veya benzeriydi. Fark etmez. Karıştırma şimdi! Bir şartlı refleks olayı. Pavlov'un köpeği. Neyse. Ben çıkayım artık. Işıklar da kararsın. Ne olur Ne yaşı var? Abo, sorma.
içeride. Maskot oldum ben diyormuş. Maskot ne demek acaba? Kız oğlum bilmeyecek ne var? Kokotun doğa kaçmış o. Ooo, olan olmuş desene. Kız kancığın deri değilmiş de biz bilememişiz. Kız Raziye, kız bak kız uyumamak neler olur. Ne var kardeşim? Seviyor da içeride Zilha giymiş mahalleye. Deme. Ya. Sen gördün mü? Kız görmemi gözlerin bambaş gibi çıktı bak. Gözleri cambaz gibi mutlattır. Kalçalarını değil ben taşım gibi sallar bir şey. Ya. Ne yapıyormuş şehirde? Kız kokot oldu demiş. Onu bilmeyecek değil mi? Dipesi oldu bir metresi. Aa, kız ulan olmuş desene. Gari tekiye gelmiş kardeş tekiye. Resmiye. Resmiye. Söyle biraz etkisi. Karı çok koca bekledim. İki dakika da beni bekle. Merhaba Naziye teyze. Neyse ne? Söylemek rızasında mıyım? Ya uzun ettin ama. Dur ben seninle anlayacağın dilden konuşayım.
Aşağıya, hadi önünden konuş. Çirkefe düşmüş, yabanar mıdır sende? Mamandır, kaşkaval kavuğu. Mamandır orası, bunu ne olur? Sokakta çiftesi. Bir çiftesi, sefrinde küfesi. Kubur faresi, öyle değil ha. Yüzüme sudan çıkmış kırmağı gibi bakma, korkutamazsın beni. Ha, ne dedin? Ha denmez, efendim denir kurşun, cesi benim sinikdanesi. Ne çabuk unuttun, kapı kapı dolaşıp zevkinli dendiğini. Sen de ne çabuk unuttun, çöp denekesinden kavun kavun kemirdiğini. At kendini diye denedin, namusun bir paralık oldu. Sen de aç kendini parktaki havuza, ne güzel cacık olur, ayına ne olur. Seni dörde çarpamam iki evvel, sonra çiğ çiğ yerim. Şiir işe bak şiir işe, kulağına tersiyiz açmış yengeç gibi, yampiri yampiri gidiyorsun. Oo, Bülent Bey seni mektep tutuyormuş kahpe, bu da mı yalan? Ben nikahsız, elime el değdirmem. Nikahla alırsa ne âlâ. Oh, oh, hasedinden duvara tırman. Nikah bağlayacakmış. Ha, kolda elasından kıl alıp nikahlamak. Ha, çöp kamyonunu lükürsüz sürsüye çalıştırmak. Sıcak mısın sen âlâ? Ne yapıyorsun ya? Ne demiş Şerif abla? Saygısız haddini bildirmek, yetime kaftan giydirmek kadar sevapmış. Ben de bir sevaba girdim işte. Onun suratına kezdan dökerim. Seni kuşbaşı kuşbaşı doyarım. Sonra da kendimi intihar ederim. Beni doğru, kendini intihar et. Ama ona da kanma. Zaten illetli çocuk. Bizim yüzümüzden istemem. Buyurun efendim. Ne oldu size? Sizi rahatsız mı ediyorlar? Hafif bir münakaşa geçti. Boş ver. Sizi üzmediler. Buradan dön gidelim. Yuvamıza dönelim. Oradan mesut olacağız. Bahtiyar olacağız. Bir centilmen beni üzecek bir hareket yapar. Yapmaz. Centilmen olmayana söz neyse. Ben bakmam. Eşek anılsa kızılır mı hiç? Çok sinirlendim. Ağzım o diyeceğim izninizle. Pis kaka! Siktir lan! Dağılın lan! Ey kahpe felek, beni yine kalesizden denemle kavur kavur kavurdun. Derviş, Nuri, Niyazi, Temel, gel ulan! Bu herif nesine güveniyor be? Nesine? Bileğine mi? Ne münasebet? Yüreğine mi? Ne münasebet? Öyleyse kesesine. Beş benzin, pis bir şüvet. Derviş, söyle sen. Bu İlgâh Bey Ursu'nun devlet tarzı ne zaman son buluyor? Eylül sonra. Son müfredi öğrenin. Ne yapacaksın abi? 800 gün kala bütün ırgatlarımı çekip Saudi edeceğim. Bilal! Gecikti her gün 20 bin lira desin de aklı başına gelsin. Bir daha devlet işi alamaz değil mi? Ben konuşuyorsun evladım. İflas et! Peki, boşta kalan ırgatları neyle besleyeceğiz? Bütçenin durum vaziyet nedir? Söz parasından, paradan toplanan bitti. Açık hava sineması var. Yetmez anam, yetmez. Bu bir namus meselesidir. Fedakarla sinek de düşer. Bir kahveden toplarız. Ben de onları bu pas dalgayı yutturmazsam bana da anlı şanlı keşanlar edemezsinler! Demezsinler! Onar Hanların evinde sanki Ali'ye nispet düğün derneği kuruldu. İhya Bey'in Ali 200 işçisini yanına çekince iflasın eşiğine geldi. Fakat iflastan yüksek mertebeden akrabaları olunca iflastan kurtuldu. Şimdi neşesine diyecek yok. Ali, onun durumunu zaten biliyorsunuz. Fakat onaranların evinde durum gitgide karışıyor. Yeni biri geliyor. Bakalım neler oluyor. Bu iş maalesef devam edemeyecek şekerim. Bir nötr meselesi. Al valizini taşlarken böyle demiyordun ama. O zaman
da çok siniyordum, şimdi de siniyorum. Değişen sadece kondisyonlar. Nasıl kondisyonlar? Ben küçükken çok iştahsızdım. Annem bu halime müthiş üzülürdü. Ama bir komşuya gitmeye göre yabancı evde iştahım açılıverirdi. Bir natür meselesi. Je me vous accorde un rapport. Ma voyons chérie, sen Bülent'in karısıyken bana müthiş çekici bir yaratık görünüyordun. Seni günde sadece 2 saat görebildiğim zamanlar sana tapıyordum. Bir natür meselesi. Vaktaki valizini alıp temelli benim oldum. O zaman ben de evimdekiyim ya, oturmuş gibi oldum. Seninle 24 saat burun buruna kaldık. Anla beni Şeri, bir natür meselesi. Teessüf ederim Aksel. Ben bunun için mi evimden kaçtım? Bunun için mi arkamdaki köprüleri yaktım? Damgası yanındaki Angelik, güzeller, talihsiz olur. Diye bu uzan gert, derdi. Ne doğru. Beni yanlış anlama şekerim, sen hala işsiz güzelsin. Değişen sadece kondisyonlar. Peki ya şimdi ne olacak Aksel? Şimdi eski ihtiras aşkı dönetin, sadece şartları inversmen, yani değiştireceğiz. Yani ben? Yani sen tekrar evine, yuvana döneceksin, tekrar komşunun yemeği olacaksın. Ben de sık sık size kaçacağım, eski günlerde olduğu gibi. Bir natür meselesi. Ama senin için söylemesi kolay. Bir insan arkasına mektup bırakıp kaçtığımı nasıl geri döner? Noten faiz posun hocam. Nedamet gözyaşlarıyla evini süklüm püklüm denen güzel bir bayanı Bülent kolay kolay reddedemez. Mesela çocuğuma dayanamadım dersin. Ha, sahi. Benim bir çocuğum vardı. Olabilir. Her güzel kadının kaprisli olma hakkı yok mudur? Kaprisli geldi geçti dersin. Bir erkeğin nesibi ne kadar geniş olursa kendi de bir o kadar centilmen. Komodo Freud adam sayılır. Bülent de centilmenliğini prova etme fırsatı veriyorsun. Daha ne? Eli ne değdi? Öpsün senin. Fena fikir değil. Onu da tutar bu numara. Güzel fırsat. Şimdi doğruca odana çık. Usulca yatağına uzan. Bülent'in gece ışığını açmasıyla kere sürpriz! Kere sürpriz! Peki. Ben valizimi yatak odama çıkarım. Hemen geliyorum. Hey! Selamun aleyküm. İhya Bey siz misiniz? Hayır, bir şey mi istediniz? Ben manyak Cafer'im. Şu çamur insanı cehenneme gönderen. Tanıyamadım. Meşhur kondu cinayeti. Cinayetten sonra Suriye'ye kaçmıştım. Af çıkınca geldim yine. İhya Bey geldiğimi duymuş. Beni çağırtmış. Küçük bir temizlik işi. Ne temizliği? Sizin anlayacağınız Keşanlı Ali diye bir küçük ırık benim yaptığım cinayetin üstüne oturmuş. Sinekli'de duman attırıyormuş. Yüz vurunca aslarını istemiş. Şimdi de şehre İhya Bey'in işlerine vurgunu sokuyormuş. Hiçbir şey anlamadım. Bir binliğe temizleyivereceğiz. Dur abi, o İhya Bey değil. Her önüne gelen kartuzuyla ne konuşuyorsun? Lan şu gele. Manyak Şahfer sen misin aslanım? Benim paşam. Hoş geldin. Şöyle hususi konuşalım. Merhabalar efendim. Merhaba. Şu an Onur Hanımların düğününde bulunuyoruz. Ben Deniz, Türkiye'nin Elzam Maxwell'i, Suhan'dan Gülperi. Onur Hanımlar bu düğün nedense çok gizli tuttular. Entim bir partiyle kutluyorlar. Nevare değil miydi o? Hem de düğün evinde. Öf, bunaldım be. Burada bir ayna neyin olacaktı? Ayna mı aradınız? Terden zırıl zırıl oldum. Evde bir ayak zorunda dolaşıyor. Onu görseniz daha iyi edersiniz. Mersi. Ne ya hanım? Niye öylece nasıl laf ettin? Ay hiç canım öyle. Söz gelişi. Deli mi ne? Zavallı. Alo. Patron bağlayın. Ne? Ay patron 5 gün seyirde işleyeni verin. Evet. Ay. Kamil sen misin? Dinle bak. Çabuk buraya bir fotoğrafçı yolla. Yarın dedikodu stüdyonda büyük bomba. Onur Hanımların düğününde fiyasko. Evine de eski gelinle yeni gelin dövüştüler. Nasıl manşet? Tamam, görüşürüz. Ciao. Oh hadi anlaştık. Hadi güle güle manyak Cafer Bey. Şey, beyim. Avans vermeyecek misiniz? Ne avans? Biliyorsunuz biz de bir can koyuyoruz ortaya ne de olsa. Tedariklerimizi görmemiz lazım. Murat takviyesi yapacağım kendime. Şu mesele. Ara bir dakika dur abi, benim de bir ufak işim var.
Teyze, bu kavun daha kalmadı, artık sana. Kavunuma iyi bak ama ha. Bırak bir fotoğraf çeksin. Abi, kavunu verdik. Bari kayıyor lan. Gene lan. Neyse, işler kızışıyor demektir. Aa, ne var? Merdivenlerde dinliyor. Ay, Gerol'un kızla karşılaştılar. Siz kimsiniz? Burada ne arıyorsunuz? Asıl sen kimsin? Burada ne arıyorsun bana? Sade kendileri sözlerine aynı gibi birbirini yansıtıyor bunların. Burası benim evim. Burası benim evim. Bakar mısınız buraya? Bu kadın da kim? Baksana buraya. Bu kadın da kim? Ne var ya? Bülent Bey'in hanımı. Ya! Şimdi anlıyorum her şeyi. Nerede o bulak profesör? Nereye İhya Beylenen namussuz? Nereye? Evlenmiyor mu Sütsük'le? Benim kadınlık izzetim namusumla oynadı. Milyonlar verseler de aman buraya durun. Ne yapıyorsun? Buyurun işte. Gece kondulu yedek. Hadi neyse, bana müsaade. Hemen gazeteye gitmeliyim. Çok şeyler oluyor bu evde Ahşen. Hiçbir şey anlamıyorum. Aslında anlatsın bilmiyorum. Hiçbir şey de şu anlamadım. Ne yapıyor bu? Ne böyle gelmiş? Böyle? Gece kondular hepsi böyle. Deli. Bırak sen kimsin? Ben Nuri! Ey bütün nizamların dışında kalan, bir riyaretin dışında kalan faili şaşkın kadın! Kaç! Her ne vasıta olursa, gemi, uçak, araba, çöp kamyonu, kaçamam, kaç silahla, kaç! Ne oldu ki kaçmam gerekiyor? Bohçacı Raziye, o kadar gizli tutulan düğün haberini sinekliğe getirdiğinde, ben Ali abinin yanındaydım. Küçük Bursa bıçağıyla tırnaklarını kesiyordu. Raziye şom ağzını açıp da hali keyfiye tırnak dedince Ali abi şöyle bir yumuldu. Ürkü rengi attı. Gözleri kaydı. Gülmeyi denedi ama buna gülmek değil ağlamak demek daha doğru olurdu. Eli tabancasının kablosuna gitti. Biz ilk kendini intihar edecek sandık. Bileci Temel, beş vakit Niyazi, iktidacı derviş kendilerini ortaya attılar. Sana yapılan bu hakaret bize yapılmış sayılır dediler. Ey kurşuncu Asime bacının asil oğlu Ali! Ruhsat ver, senin öcünü almak şerefi bize meyessür olsun dediler. İyi mi? Bunun üzerine Ali onları eliyle itti. Zilhayı onlara rahmet edersem bana da anlaşanlı keş onları Ali demesinler diye kükredi. İyi mi? Şerif abla işin sarpa sardığını görünce koş Zilha'ya haberlet hemen kaçsın diye beni buraya yolladı. Arka patikadan kendini bir çığ gibi şerbet tereşine attığım gibi buraya kadar koştum. Ali tabanca elinde geliyor Zilha abla. Kaç anam kaç her ne vasıta olursa gemi uçak araba çöp kamera. Kaç. Sen böyle şey anladın mı Ahsen? Bu adam Miran tragedyalarını kabercenin gece kondu müstahsı olsa gerek. Peki kim bu Ali dediği? Sinek diline bizi meşhur keşanlı Ali! Tiyans, tiyans, tiyans. Senin böyle perli stillerin olduğunu hiç bilmiyordum Nevvare. Ben bu adamı ilk defa görüyorum Ahsen. Ayıp ettin abla! Bırak kovaya kaç! İşte geliyor! Mahmudur! Kıpırdamayın yakarım! Sesimiz! Sahnenin cihazı yok. Burada kan dökmeyeceğim. Gel sandım sinekle görelim. Bırak kendi! Sinekin neresi? Sus ulan geçen torunu! Ahsen! İmdat! Durun ben... Sen karışma lan! İmdat! İmdat! Oh sakız! Help me! Ne oldu? Ne oldu? Ne var ya kaçmayayım? Burada! Terbiyesizler! Çok terbiyesizler! Gelin! Peki, Ali ve Zilha?
Onlar da buluştular. Sonunda birlikteler. Buyurun birlikte izleyelim. Nereye biz bize kaldık gayrı? Kaldık işte. Az çektirmedin bana. Sen de bana. Sahi, mahpus da çok mu çektin benim için? Ya. Ne demişler? Defak sevdiği deri ya, yerden yere bulurmuş. Ama bu da sana uspansız olsun. Ben de çektim. Hayvan. O da sana uspansız olsun. Sahi, kaçırdığın karının ben olmadığını nereden anladın? Kokusundan. Nasıl koku? Losyon sürmüştü. Avrupa losyonu. Ya ben? Sen kendin gibi kokuyorsun. Nasıl? Ya ne bileyim işte. Katır tırnağı gibi. Ali, gözünüz aydına geldi. Sağ ol. Sağ ol Lütfiye bacı. Sabah konuşsak bunu olmaz mı? Göz aydın verip gidecektim. Zilha yok mudur? Burada. Bir görseydim yüzünü. Zilha, cinleleşeceğin elimi yüzünü göster. Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Neyse hadi göz aydın verin. Ay koçum beline kopaz dedim. Hadi kopaz sabah. Gel görüşelim ayrıntılar konuşalım. Hadi al sadece gidin. Hadi. Ser şu şüpheyi gayrı. Acelen mi? Görmemişler gibi. Hem biz daha emin değiliz. Hadi iki ay falan gelir. Aa Ali karşılıklı bir şeyler içseydik bari. Ya biliyor musun? Sen yanımdayken bana yakama yurt takılmış gibi oluyor. Ha. Nereye gene? Gözünüz ayda gidecek. Rahat bırakın, zor bulun. Bir an etsiz karısı be. Kız, bak bak bak. Hayrola Hafize bacı, ne olur? İyi kız maşallah, kız bir buçuk maşallah. Bak Allah gezene bezene el atmış kız, birbirinize ne de yakışmışsınız. Yüzünüz ayda da gelin. Sağ ol, sağ ol da. Sabah konuşsak bunu olmaz mı? Ay kız, dilada bir yüzünü göreydik şurada. Ne var Hafize teyze? Kız ne o işler, acil be. Haydi haydi çok yakışmışsınız haydi. Haydi görüşürüz sana. Kız gel yamacıma. Gelmiş. Ne olacakmış? Bak gözümün içine. Baktı. Ne olacakmış? Tut elimi elinden. Tuttum. Ne olacakmış? Elimin körü olacak. Hiçbir şey yapmadın sen. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ama bir ter sabahımıza da gel. Yakınlanacak mı abi teyze? Böyle olmayacak. Hışlığı gören geliyor. Tam dönem en iyisi. Onlar ermiş muradına. Biz çıkalım kerevetine. Hadi öyleyse buyurun hazırlıklarımızı tedarik edip bu aktin düğününü inşallah önümüzdeki cuma günü huzur ile icra eder ve siz veli nimetlerimizi memnun ederiz. İsim isme, kisip kispe, sem semte benzermiş. Yalan gerçek vakit geçer, serkaya sohbet kalmazmış baki. Her ne kadar sürçeye lisan ettiysek affola. Hey! Manyak şoför! Ne zannettin ya? Vayın bu kadar tatlı bitmez arkadaşım. Allah! Herkes konuştu. Şimdi sıra deve dikeninde. Ali ile küçük bir hesabımız olacak. Geç önüne derviş efendi, koy verme sakın. Yardımımızı gönderin. Bulut abi, filiz bit! Hey! Bana derler manyak Cafer! Nerede Ali de beni bir kırık kerkenez? Ulan ıspanak! Az bana bak! Duydum ki gerdeğe giriyormuşsun bu gece. Bülent Bey kullanacağı kadar kullandı. Artığı da sana mı kaldı? Sana hakaret ediyor. Boş ver, sormadım olayı. Ali abi! Dört patlarlı dizel motoru gibi karı. Neme lazım? Gel bir yol Zilha bacı. Herkese şapur şupur da. Bize yarabbi şükür mü? Ana avrat asfaltta koşuyorum bana mısın demiyor. Çıksana lan! Tamam beni bekliyor filan. Ali.
Ali abi kurtar bizi! Anasına söyledi, çıkmadı. Nişanlısına döşendik, tınmadı. Can kurban böyle efeye be! Kabus mu oldun lan korkudan? Çık ulan erkek sen! Ali abi bize... Bak bunları ne yapıyorum? Korkuyorum korkmasına ya. Ortada destan var. Destanı yalan koymak olmaz. Hava aleme de şart koşmuş Ali. Ya ben ya cennet demiş. Ben de sana şart koşuyorum işte. Ya ben ya halkım. Mümkünsüz Zira. İnsanlar ölür. Destanlar kalır. Ben gidiyorum. Ali gitme. Ne olur. Yaşasın Sinekli Dağ. Yaşasın Sinekli Dağ. Son kulübü oldu dersin. Tarihe böyle geçsin. Vasiyetini yazın hayvan. Cehennemden öter bulamazsın. Orada kelime-i şahit getir lan. Şerefsiz! Vallahi kimseyi şaşırtmasın işte. Evet, evet, sağ ol. Zavallı der. Önemli ne kadar. Thank you.
Sinema ve Edebiyat Kulübü olarak bugüne kadar hani böyle yoğun bir şekilde çalıştık. Elimizde her ne kadar imkansızlıklar olsa da olan imkanlarla bir şeyler başarmaya çalıştık. Burada gördüğünüz her şeyi tek başımıza, yani kimsenin yardım olmadan hep birlik içinde yaptık. Umarım beğenmişsinizdir ve yönetmenlerimize ayrıyetten teşekkür ediyoruz. Bu şeyi Murat Bey'e takip edecek. Teşekkür ederim. Thank you.
yok kefenim sağlam içerimden bu akşam.